Selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir vlog çekiyoruz. Hatay'a gitmeden önce artık son Alice günlerinde, son 3 Alice var. Ve ben bugün Beren'le Alice izlemeye gideceğim. Yani ben oynuyorum, Beren beni izleyecek Alice müzikalinde. Ve onun öncesinde Alice'in yapıldığı Zorlu Center'da Beren'le gezeceğiz. Biraz alışveriş falan yapacağız. Sonra da Beren beni izleyecek. Ben de neden vlog çekmiyorum diye düşündüm. Çünkü zaten artık Alice'in son 3 gösterisi. Ve ben Hatay'a gideceğim. Hatay'a gitmeden önce son bir vlog çekeyim dedim. Şu anda duştan çıktım. Saçım hala ıslak. Üstüme ne giyeceğim bilmiyorum. Şu an alternatif böyle beyaz bir crop. Üstüne gömlek, kısa crop bir gömlek geçirdim. Ama büyük ihtimalle bunu giymeyeceğim. Çok kararsızım. Güzel bir kombin yapmak istiyorum. Çünkü Beren'le orada fotoğraf çekeceğiz galiba. Şimdi makyajla başlayacağım. Zaten Alice'deki makyajım farklı olduğu için bu Zorlu'da gezerken kullanacağım makyajım olacak. Kapatıcıyla başlıyorum. Çok ağır bir makyaj yapmak istemiyorum. Böyle lekelerimin olduğu yere ve göz altıma sadece kapatıcı sürüyorum. Ve bir de kaşımın altına yapıyorum. Nedenini bilmiyorum ama güzel oluyor. Şimdi süngerle yaydıracağım. Şu an çok komik gözüküyorum. Evet, şimdi bunu süngerle yaydırıyoruz. Bu arada kullandığım kapatıcı bu. Çok güzel bir kapatıcı. Bayılıyorum. Evet, böyle yüzümü kapatıcıyla bocadım. Şimdi likit ağlık süreceğim. Bunu da çok seviyorum ama sivilce çıkardığını söylüyorlar. Ama yine de kullanıyorum çünkü ben iflah olmam. Böyle burnuma da sürüyorum ki sanki tatilden gelmişim ve yanmışım. Gerçi Hatay'a gittiğimde orası 30-35 derece olduğu için büyük ihtimalle geldiğimde çok tenim koyulaşacak. Bir de çanta hazırlayacağım. Çantayı da gösteririm. Birlikte hazırlarız. Evet. Ağlığı da sürdüm. Ya böyle doğal duran ağlıkları çok seviyorum. Ne kadar doğal duruyor bilmiyorum ama hoşuma gidiyor böyle. Şu an az bile. Ben çok ağlık seviyorum. O yüzden biraz daha koyacağım. Bir de kaşımın altına. Ha bir de dudağıma. Evet. Şimdi güzel oldu. Daha sonrasında kirpiklerimi yapacağım galiba. Bir de göz kalemi çekip bitireceğim zaten makyajı. Böyle eyeliner'a falan hiç gerek yok. Zaten hava da sıcak. Aa, güneş kremi sürmeyi unuttum. Ben normalde şu ara 1-2 haftadır sürekli güneş kremi sürüyorum makyajımın altına ama şu an unuttum sürmeyi. Bayağı işe yarıyor bu arada güneş kremi sürünce. Hem makyajınız daha iyi oluyor hem güneşin zararlı ışınlarından falan korunuyormuşsunuz. Ve tiftik tiftik durmasından nefret ediyorum. Zaten bu makyajı Alice'e girmeden önce çıkaracağım. Evet, kirpiklerimi de yaptım. Son olarak göz kalemimi çekiyorum. Beyaz göz kalemi. Sonra da saçımı yapacağız. Saçımı kurutup düzleştireceğiz. Yani işte fön makinesiyle kurutacağız. Beyaz kalemi de göz altlarıma ve göz pınarımı sürüyorum. Gözü daha büyük gösteriyor ve makyaja bir aydınlık katıyor. Biraz da burun ucuma süreyim. Highlighter yerine bunu kullandığınızda bence çok daha böyle temiz bir görüntü yaratıyor. Bilmiyorum. Böyle oldu. Üstten de Beren arıyor ama kusura bakma Beren, şu an açamayacağım. Evet, makyajım bitti. Bir de gloss sürerim üstüne. Bu kadar. Bunu da yıllar önce Kiko pahalanmadan önce almıştım ve şu an çok pahalı. İşte 50 liraydı ben aldığımda. İşte TikTok'ta patlayan ürünlerin sonu böyle oluyor. Böyle oldu. Evet, makyajım bitti ve şu an böyleyim. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Sonra da saçlarımı yapacağız. Bu arada her videomda söylüyorum ama saçlarım bayağı uzamış, bakar mısınız? İnşallah Hatay'dan döndüğümde çok 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 uzamış olur. Taradım ve şu an böyle gözüküyor. Uzun yani, bayağı uzadı. Güzel. Şimdi saçımı fön makinesiyle fönleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kombinimi seçtim. Böyle bir crop'um var, böyle bir pantolonum var. Böyle bir kolyem var. Birazdan halka küpe takacağım. Ve çanta olarak da böyle bir şey alacağım. Ama bunun burasına
toprak gelmiş, bunu bir sileceğim önce. Onun dışında çantama bu parfüm atacağım. Bunu yeni aldım ama çok hızlı bitiyor gerçekten. Bir hafta olmadı alalı ve ne kadar azaldığına bakar mısınız? Bakalım çantam sığıyor mu? Sığmıyor. Harika. Şöyle yapacağız. Cüzdanımdaki parayı alıp cüzdanımı koymayacağım. Sadece parayı alacağım. Bunu da Beren'le gezerken bir şey beğenirim diye alacağım bu parayı. Çantanın içinde cüzdan gibi bir kısım var, oraya koyacağım parayı. Sığmıyor. Evet, parayı koydum. Lan. Tövbe bismillah. Parfümü de koydum. Kapatıcı koyuyorum. Allık, bir de gloss. Ama hangisini koyacağım? Bunu koyacağım. Evet, çantamız da hazır. Bakalım kapanıyor mu? Evet, kapanıyor. Harika. Çantamızı da aldık bu şekilde. Kombinim böyle oldu. Bir de halka küpe takınca tam olacak ve sonunda yola çıkacağız. Beren'le zor center gezeceğim için çok heyecanlıyım. Çünkü Beren daha önce hiç zorluya gitmedi. Ona her yeri göstereceğim. Evet arkadaşlar, kombinimin son hali bu şekilde. Küpelerim, crop'um, kotum, yine kotum. Ve altına da Converse Chuck Taylor'larımı giyeceğim. Bunlar böyle. Şimdi giyiyoruz. Çocuk burada ağlıyoruz, gülüyoruz. Hiçbir yere gitmeyin, ona gidin. Ay, duy bana. Etmemişim. Evet, şimdi geldik. Zorlu'dayız. Evet, şimdi AVM'ye geldik. Zorlu'dayız. Maalesef yol çok kalabalık. 2 saat falan sürdü. Normalde 1,5 saat sürüyor. Beren de burada. Kanka gel. Beren ilk defa mı geliyorsun buraya? Gelmiştim. İlk defa. Ya hayır be. İlk defa geliyor. Ya hayır, gelmedin. Evet, ilk defa geliyor. Evet, çok heyecanlı. Şimdi Beren'i gezdireceğim burada. Ama ben kürsüye gitmeden önce maalesef sadece 1,5 saat mesafem var. Ve herkes bana baktı. Şimdi yemek yemeye geldik çünkü çok açız. Böyle bu kadar. Buralar neden bu kadar kalabalık abi? Hafta sonu diye değil mi? Çünkü hafta sonu, doğru. Arkadaşlar şimdi geldik. Yemek yiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Şuradan tavuk kebap aldım. İnşallah güzeldir tadı. Bakalım. Şimdi yemek yiyoruz Beren. Çekim o zaman çok güzel. Şimdi hala Zorlu'da geziyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz yani. Alışveriş şu anda yapmadık. Godiva'dan çikolata alayım dedim ve 75 lira ödedim. Şu an içim acıyor ama gerçekten hayat çok pahalı. Şu 75 lira 4 tane çilek. Çileğin kilosu bile 75 lira değil yani. Ülker çikolatasına batırmışlar normal çileği. 75 liraya kakalıyorlar. Fiyatını bir zaman sağlamazdım. Harikasınız. Arkadaşlar şimdi Alista Kulis'teyim. Beren'le falan gezdim bir saat. Bir de bir müjdem var. Yarın da video çekmeye devam edeceğim. Ve bunu 2 günlük vlog olarak yükleyeceğim. Çünkü neden olmasın, daha güzel olur diye düşündüm. Kıyafetimi çok beğendim. Şimdi Kulis'teyiz. Dediğim gibi birazdan hazırlık falan başlar büyük ihtimalle. Sonra da zaten oyun vesaire. Burada da ben böyleyim. Arkadaşlar. Şimdi sahnemi bekliyorum. Hazırlandım. Makyajım yapıldı. Saçım yapıldı. Kıyafetimi giydim. Yani bakalım ne zaman çıkacağız sahneye. Buradan da sahneyi izleyebiliyorum. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Alice bitti. Biz Beren'le ayrıldık. En son işte onları evine bıraktık. Geldik vesaire. Yarın sabah erkenden kalkıp kostüm provasına gideceğim. Ondan sonra yine Alice'e geçeceğim vesaire. Yarın tekrardan çekeceğim yani. Çok karanlıkta koştum ama neyse, şimdi uyuyorum. İyi geceler, sabah görüşürüz. Günaydın. Şu anda ikinci gün. Hava çok güzel, mükemmel. Enerjimi arttırıyor. Ve biz saat şu an 11, İstanbul'a gidiyoruz.
Daha makyajımı bile yapamadım. Arabada yapacağım. Saçım başım dağınık yeni uyandığım için. Bugün Alice de var akşam. Ama Alice'den önce Akasya'ya gidiyoruz. Çünkü orada kıyafet provamız var. Ben Hatay film çekimine gidiyorum. Film çekiminden önce filmde giymek için prova yapacağım işte. Orada kıyafet seçeceğim, kıyafet alışverişi yapacağım vesaire vesaire. Akasya'ya gittiğimiz için oradan belki AVM'lere falan da bakarım. Biraz makyaj da yapacağım. Telefonumu çıkarayım. Şöyle. Tamamdır. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler baba. Akasya'ya geldik arkadaşlar. Şu an otoparktayız. Evet, şimdi geldik. AVM'deyiz. Önce davetimiz yok galiba. O yüzden direkt toplantıya gireceğiz. Buradan kostüm toplantısına. Sonra kostüm provası bitince AVM'de gezeceğim. Oysho falan varmış. Oysho'dan tayt bakmak çok istiyorum. Çok pahalı ama galiba yine de alabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım. Öyle. Arkadaşlar şimdi Oysho tight deniyorum. Oysho'dayım. Böyle durdu. Yani beli inceltiyor. Beğendim o yönünü. Ama fiyatına değer mi? Hiçbir fikrim yok. Güzel görünüyor şu an hani. Beğendim. Böyle. Yani güzel ama karnım çok belli oluyor. Ay bilemedim. Böyle. Bir de bunun grisini almıştım. Grisini deneyeceğim şimdi. Bu da böyle oldu ama diğerini daha çok beğendim. O yüzden galiba diğerini alacağım. Arkadaşlar şimdi Oysho'dan çıktık. Bir tane tayt beğendim ama alsam mı almasam mı karar veremedim. Zaten vaktimiz olduğu için bıraktım. Şimdi H&M'e geldik. Buranın H&M'i baya büyük. Burada bir şeyler bakacağım. Arkadaşlar H&M'in yeni sezonunu hiç beğenmedim. Yani şortlar şort değil. Gerçekten şu kadar şortlar var. Düzgün şort yok. Ben yırtık şort çok seviyorum. Geçen sene çıkan dar yırtık şortlara bayılıyordum. Bu sene yok. Çok moralim bozuk. Şimdi H&M'den çıkıyoruz. Artık kostüm provasına geçeceğiz. Şimdi mavideyiz. Film için kıyafet bakıyoruz. Kalktık. Kıyafete bakmaya devam ediyoruz çünkü okeylenmedi. Bulduğumuz kıyafetler beğenilmemiş. O yüzden şimdi Zara'ya gidiyoruz. Zara'dayız. Kıyafet bakarken şu kokuyu buldum. Great Need Türkiye'de alacağım. Bu bir tane marka bir parfümün kokusuna çok benziyormuş. TikTok'ta çok gördüm. O yüzden bunu alacağım şimdi. Anne. Zara'dayım, kıyafet deniyorum.
Şimdi çıktık Zara'dan. Ben sadece bu parfümü aldım. Galiba şu anda kasadaki işimiz bitti. Zorlu'ya döneceğiz. Zorlu'da zaten Alice var. Alice öncesi iki tane arkadaşımla buluşacağım. Onlarla belki kahve falan içerim, gezerim. Sonra artık Alice'in sondan ikinci oyununa gideceğim. İnşallah kalmıştır benim. Buradaydı. Tight'ı da aldık. Şimdi AVM'den çıkacağız. Evet, şimdi AVM'den çıkıyoruz. Hala yürüyoruz. Daha köprü geçeceğiz. Arkadaşlar ben Zorlu'da yaklaşık bir yarım saat falan dolaştıktan sonra şimdi Kuris'e geldim. Birazdan hazırlık başlayacak çünkü. Arkadaşlarımla da buluştum. Şimdi Kuris'teyim. Yani bakalım ne zaman çıkacağız sahneye. Buradan da sahneyi izleyebiliyorum. Makyajımı falan çıkaracağım. Daha bakar mısınız makyajıma ve yarın okulum var. Selam tekrardan. Ben şimdi eve geldim ve makyajımı sizlerle birlikte çıkarıp gece remover'ımı yapacağım. Yani gece için, uyumak için hazırlanışımı. Biraz da Hatay'la ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yarın değil, öbürsü iki gün Hatay'a gidiyorum. Burada makyaj çıkartıcım nerede ya? Bulamadım. Her neyse Hatay'a gidiyorum ve 3 hafta orada olacağım film çekimi için. Uzun bir süre olmayacağım ama video çekmeyi aksatmayacağım. Yani video çekeceğim. Çok heyecanlıyım Hatay için ama bir yönden de üzülüyorum çünkü 3 hafta uzun bir süre ve arkadaşlarımdan, okuldan vesaire geri kalmak bir tık zor olacak benim için. Ama yapacak bir şey yok. Saçımı gece geç geldiğimde yıkayamadığımda ve şekli bozulduğunda bu kendi hazırladığım karışımı sıkıyorum. Böylelikle düzeliyor bir tık. Böyle oluyor. Kuruyunca daha da iyi oluyor tabii. Biraz daha sıkalım. Ay evet, bu taraf tamamdır. Yarın bu arada okulum da var aynı zamanda. O yüzden erken kalkacağım. Erken kalkacağım için geceden saçımı falan hazırlamaya çalışıyorum böyle. Bu arada yaza çok az kaldı. Özellikle ben Hatay'dan döndüğümde yaza zaten Haziran ayı oluyor. 30 Mayıs'ta döneceğim işte. O yüzden bir iyi yanı o. En azından hani döndüğümde sınavlarım bitmiş olmuyor. Aslında tam sınav haftamda dönüyorum ama en azından yazın yaklaşmış olduğu için bir tesellim var. Hatay'da bu arada büyük ihtimalle 5-10 kilo alacağım. Çünkü orada yemekler çok güzelmiş. Künefe olsun, kebap olsun. İşte ne bileyim, bütün et ürünleri çok meşhur. Şimdi yüzümdeki makyajı çıkaracağım. Ama makyaj temizleyicim alt katta ve şu anda onu almaya hiç gücüm yok. O yüzden fomla böyle bir yüz yıkama köpüğüyle ilk önce yüzümü yıkayacağım.
Bunu da bayağıdır kullanmıyordum, bakalım artık kısmetmiş. Daha Hatay için valiz hazırlayacağım. Çok yorucu. Bakalım nasıl olacak Hatay. Çok merak ediyorum. Belki valiz videosu da çekerim. Aslında çekmek istiyorum ama vaktim yok. Yarın yine Alice'e gideceğim. Hani ne ara valiz hazırlayıp ne ara videosunu çekeceğim. Belli değil. Evet, gördüğünüz gibi makyajım çıkmıyor. Yani böyle de illet bir şey maalesef. Ama bir şekilde çıkarıyorum. Bazen sabah da yıkıyorum yüzümü falan. Ve şu an hiç uğraşamayacağım. Sabah yıkarım. Yani bu kadar yeter. Aslında bu videonun da sonuna geldik. 2 günlük bir vlog çekmek istedim. Zaten buradan sonra, bu videodan sonra uçak vlogu falan gelecek. Uçak vlogunu çok seviyorsunuz. Ben de çekmeyi çok seviyorum ve bayağı hani heyecanlı. Çünkü annemin uçağa bindiğini çok, yani sürekli göremezsiniz ve sürekli korkuyor. O yüzden çok eğlenceli bir vlog olacak. Annemin uçak fobisiyle birlikte. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında bütün sosyal medya hesaplarım duruyor. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.